Web Tekno'dan hepinize selamlar arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Bu videomuzda aslında pek yapmadığımız bir inceleme yapacağız. Snapdragon'un en yeni ve en rekabetçi işlemcilerinden birini 7Gen3'ün performansını inceleyeceğiz. Nereden çıktı şimdi bu diyebilirsiniz. Normalde salt işlemci incelemesi yapmıyoruz. Ama şöyle dostlar, bildiğiniz gibi geçenlerde Vivo'nun yeni telefonu V30'u sizler için incelemiştik. İnceleme sonrasında bir konunun biraz gölgede kaldığını fark ettik. O da işlemci Snapdragon 7Gen3. Snapdragon'un amiral gemisi işlemcilerine yani 8Gen serisine ülkemizde ulaşmak zor maddi anlamda, çok pahalı şu an o telefonlar. Öyle olunca biz de onun bir alt segmenti, hatta bir anlamda kırpılmışı da denebilir. 7gen serisine bir bakalım dedik. Hem fiyat anlamında kullanıcıyı daha az üzen, hem de biraz olsun amiral gemisine yakın hissettiren 7gen 3'ü değerlendireceğiz bu videomuzda. Umarım beğenirsiniz. İşlemcinin kağıt üstündeki verilerinden bahsedeceğiz ama tabii ki odaklandığımız asıl olay son kullanıcının ne deneyimlediği. O yüzden daha çok test yapacağız. Bunun için de şu an bu işlemciyle Türkiye'ye sadece V30 geldiği için testte tekrardan onu kullanacağız. Neler yapacağız? Sırasıyla Geekbench, Antutu testleri, PUBG oynayacağız, Warzone oynayacağız. Bazen Warzone'un sunucularında problem olabiliyor. İnşallah bu videoda patlatmaz bizi. Adobe Lightroom'da fotoğraf editleyeceğiz. Premiere, Rush'ta ve CapCut'ta da video render'ı alacağız. Edit ve render ne alaka derseniz sonuçta hepimiz sosyal medya için telefondan fotoğraf, video falan editliyoruz. O yüzden bunu da göstermek merak edenler için iyi olabilir diye düşündüm. Seçmişken de en ağır edit uygulamaları onlar olduğu için Adobe'yi kullanalım. Çok kullanıldığı için de CapCut'ı da ekleyelim. Bir olsun diye düşündüm. Önce kısaca bir kağıt üstündeki verilere bakalım isterseniz. Snapdragon 7 Gen 3 4 nanometrelik bir yapıya sahip 8 çekirdekli bir işlemci. Bu 8 çekirdeğin biri 2630 MHz'lik prime çekirdek, 3 tanesi 2400 MHz hızında çalışan performans çekirdekleri ve kalan 4'ü de 1800 MHz'lik verimlilik çekirdekleri. Grafik tarafında ise Adreno 720'yi görüyoruz. Artık bizi şaşırtmıyor ama yine de söylemekte fayda var. 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, HDR, oyunlarda görüntü çözünürlüğü iyileştirme ve yapay zeka ile fotoğraf akumlanma, giderme gibi özelliklere sahip bu açıdan güncel ihtiyaçları karşılıyor. Kamera tarafında da HLG, HDR10 ve H265 formatlarını destekliyor ama bunlar genelde her telefona konmuyor. Mesela Vivo V30 HLG çekemiyor, HDR10 Plus çekemiyor ama Vivo daha üstte konumlandırmak istediği bir telefon çıkarmak istediğinde yarın öbür gün aynı işlemciyi kullanarak bu özellikleri sunabilir. İşlemci bu verileri işleyebiliyor anlamında söylüyorum bunu. Onun dışında oyunlarda görüntü çözünürlüğü iyileştirmeyi 4K'ya kadar yapabiliyor. Şu an mobil oyunlarda 4K grafiklere uzağız ama uzun vadede iş görebilecek bir işlemci bu açıdan baktığımızda. Adreno'nun oyunlarda FPS arttırmak için kullandığı Frame Motion Engine ve yine oyunlarda dokunma tepkisi gecikmesini optimize eden Game Quick Touch özellikleri de işlemcide yer alıyor. Peki şimdi ana hatlarıyla saydığımız tüm bu özellikler bize günlük kullanımda nasıl bir deneyim sunuyor? Testlere başlamak istiyorum ama sonuçları daha iyi anlamak için cihazın donanımlarını da biraz hızlıca sayayım size dostlar. Vivo V30'da Snapdragon 7 Gen 3'ün yanında 256 GB depolama ve 12 GB RAM yer alıyor. İstersek 12 GB genişletilebilir rem imkanımız da var. Biz şu an genişletilmiş RAM ile yapacağız testleri. Telefonda şu an Vivo'nun sunduğu son Android 14 sürümü var. Markanın zaten güncelleme garantisi var bununla ilgili. 5000 mAh'lik pil yer alıyor cihazda ve testlerde lazım olursa kullanacağımız 80 watt'lık hızlı şarj adaptörü de yine cihazla birlikte geliyor. Batarya tarafında bahsetmeden edemeyeceğim bir şey var. Vivo V30 pil sağlığını yüzdesel anlamda gösteren ilk Android telefon ve 4 yıl boyunca ücretsiz pil değişim garantisi veriyor. Bu konuda oldukça iddialı bir cihaz. Zaten pil performansını birlikte gö göreceğiz birazdan. Özellikle 3D Mark ve oyunlarda pil çok önemli olacak bizim için. Şarj yetmezse kendi hızlı şarj adaptörü var. Pil patlarsa ücretsiz değişim var diyelim ve lafı daha fazla uzatmadan testlere başlayalım. Geekbench ve Antutu her ne kadar günlük deneyime yönelik bir ipucu vermese de işlemci testleri denince olmazsa olmazlardan hem karşılaştırma sevenler için de veri olur diye düşündük. Vivo V30 Geekbench tekli çekirdekte 1148 çoklu çekirdekte 3223 puan veriyor. Verilerin sağlamasını almak için internette bulduğumuz sonuçlara baktığımızda da benzer sonuçlar görüyoruz. Antutu Metoduda ise Geekbench'ten farklı olarak tüm görsel işleme testlerini canlı olarak izliyoruz ve bundan mıdır ya da daha cevval bir test midir bilmem telefon biraz ısındı. Geekbench'te telefon 25 derece dolaylarındayken Antutu sonunda 31.9 dereceyi gördük ama 4K h veri işleme gibi ağır testler var sonuçta Antutu'nun içinde ve daha çok ısınan amiral gemileri gördüm. Bu ısınma için kötü bir yorum yapamam. Skorumuzsa ise 804.688 internette de bin seviyesinde benzer skorlar görüyoruz. Bu arada iki test toplamda yaklaşık 1 saat sürdü ve şarjımız %96'ya düştü. Bakalım oyun testinde nasıl olacak. Telefonumuzun sıcaklığı şu an 23,5 derece ve şarjı %95. PUBG testini inceleme videomuzda da yapmıştık. Oradaki ayarları ellemedik. Oyunu Ultra HDR'da ve yüksek kare hızında oynuyoruz. Bu ayarlarda oyunu akıcı bir şekilde oynayabilmek deneyimi bayağı geliştiren bir olay. İnsanın aklına ister istemez anlık kare düşüşleri veya gölgelerde yüksek kontrastlı yerlerde sorun yaşatır mı soruları geliyor. Ama bir sorun olmadı testte. Gayet düzgün bir şekilde oynattı. Ultra HDR'ın bir getirisi olarak ısınmayı elinizde hafif hissediyorsunuz bu arada onu söylemem lazım ama testin sonunda gördüğünüz gibi 30 dereceyi bile görmedi. Şarjı da %91'e düştü. Hiç nefes almadan direkt Warzone'a girelim dedik ama güncelleme gelmiş. Baya bekledik. Yarım saatlik güncellemeden sonra %87 şarj ve 34 derece sıcaklıkla oyuna girdik. Grafiklerde görsel kalite yüksek ama daha önemlisi kare hızını sınırsızı aldık. Az önce PUBG'de de söylediğim gibi anlık takılmaları sınırsız kare hızında daha çok merak ediyordum ama 7 Gen 3 burada da bizi üzmedi ve herhangi bir FPS drop olmadan Warzone'u oynattı. Bu arada deneyim anlamında da çok hoşuma gitti. PUBG'nin optimizasyonuna hakimiz ama Warzone'da bu kadar akıcı bir deneyim beklemiyordum. Ya yani 7 göğüç oyun için güvenebileceğimiz bir işlemciymiş. 15 dakikanın sonunda telefon 36 dereceydi ve şarjı %81'e düştü. Oyuna zaten 34 dereceyle başladığımız için sıcaklığa normal diyebilirim. Hatta 36'da tuttuğu için iyi bile diyebilirim. Şarj konusunda ise iki performans testi ve iki oyun toplamda neredeyse 2 saatlik yoğun kullanımda %80 seviyesinde oluşunu bence pozitif değerlendirebiliriz. Şimdi ise bir Lightroom'a girelim hızlıdan. Bunu düşünürken iyiydi de <laughs> Warzone'dan sonra edit uygulaması test etmek için çok iyi bir fikir değilmiş. Telefon zaten performansını gösterdi az önce. Lightroom 7 genç zorlayacak bir uygulama değilmiş. Neyse telefonu dinlendirmiş olduk ve şarjını %79'a düşürdük. Son testimiz render testinde ise biri 30 saniyelik Full HD video, diğeri yaklaşık 8 dakikalık 4K video renderladık. Bu arada ikisi de H.264 formatında ve 25 kare. 30 saniyelik videoyu Premiere Rush 16 saniyede renderlarken CapCut 14 saniyede renderladı. 4K videoyu sadece CapCut'ta açabildik. Premiere Rush içeri alamadı videoyu. Uygulama ile ilgili bir sorun diye düşünüyorum. CapCut 8 dakikalık videoyu 8 dakika 47 saniyede renderladı. Uygulama içerisinde edit eklemeleri yapsaydık render daha uzun sürerdi net bir şekilde. Ama 4K 25 kare 8 dakikalık bir videoyu aşırı ısınma sorunu yaşamadan renderlaması iyi değerlendirilebilecek bir durum bence. Son testimizin ardından şarjımız ise %72. Evet dostlar özetlemek gerekirse Vivo V30 ve Snapdragon 7 Gen 3 oyun ve stres testinden alnının akıyla çıktı. Oyunda ve görsel işlemede verimli bir pil performansı sundu ve bence alınabilir bir telefon. Sizler de cihaz hakkında fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Ayrıca açıklama kısmındaki linkten cihazı inceleyebilir ve satın alabilirsiniz. Videonun başında bahsettiğim pil değişim garantisi sadece resmi site için geçerli değil dostlar. Sanki öyleymiş gibi bir yanlış anlaşılma olsun istemem. Cihazı ister bir resmi sitesinden alın isterseniz bir online kanal ya da bir mağazadan pil değişim garantisi oluyor. Ayrıca telefonun yanında TWSE kablosuz kulaklıkta hediye geliyor. Telefon hakkında siz neler düşünüyorsunuz dostlar? Lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Başka bir web teknoloji Görmüş görüşmek üzere, hoşçakalın.